Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Aslında yeni değil de bir aydır takip ettiğim ve son bir haftadır da üstüne çok çalıştığım bir oyunla karşınızdayım. Ve bu oyun acaba bomb Crypto gibi olacak mı diye düşündürmedi değil. Peki hangi oyun mu bu? Gelin şimdi tüm detaylarıyla birlikte sizlerle inceleyeyim. Öncelikle oyunumuzun ismi Worker Town arkadaşlar mutlaka oyunu duymuşsunuzdur. Ben oyunu ilk duyduğum ve araştırdığım tarih şöyle aşağı doğru kaydırırsak geçen yıl daha doğrusu geçen ay diyelim. Üstünden yaklaşık olarak 34 gün gibi bir süre geçmiş. Aralığın 11'inde ilk bu oyunu takip etmeye başlamışım. Ve o süreden beri iki tane paket satışı oldu. Ve oyun giderek daha güzelleştiği için ayın 16'sında da yeni bir satışı olacak. Tamam bu oyun artık satışları güzel gidiyor dediğim için hemen sizlere o satış öncesinde bir video yetiştirmek istedim. Peki nedir bu Worker Town arkadaşlar? Gelin şimdi bir white paper'ından adım adım devam edelim. Yine piksel art'la karşımızda arkadaşlar ve bazı ee, karakterler alacağız. Karakterleri de şöyle aşağıdan size göstereyim. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz tabii ki. Yine common, uncommon, rare, epic tarzında karakterlerimiz var ama bunun içinde çok daha fazla çeşitlilik var tabii ki de. Peki bu karakterlerle ne yapıyoruz? Genel mantık şu. Karakterimizi alıyoruz. Ondan sonra karakteri gönderiyoruz çalışmaya. Çalışmasını bitirdiğinde yoruluyor. Tabii bu arada başka bir detay daha var. Birazdan söyleyeceğim. Aynı bombacıdaki mantıktaki gibi yorulunca dinleniyor. Dinlendikten sonra tekrar göreve gönderebiliyoruz. Ama bombacıda yakma eksikliği vardı. Evet siz yeni bir karakteri mintlemek için hep bir ile bir şekilde yakıyordunuz ama aslında gerekli yakım gerçekleşmiyordu. Bunu da yakımla değil kutuların canını arttırarak çözdüler. Bu oyunda ama daha fazla yakın var. Nasıl mı? Bir sonraki aşamadan hemen bakalım. Şimdi öncelikle gameplayden ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şurada karakterlerimizi görebilirsiniz. Karakterlerimizin üstünde beş tane kalp var arkadaşlar. Bu kalpler canı olarak düşün. Mintlediğiniz karakterlerin toplam çalışma saatleri var. 6'dan başlayıp 72'ye kadar çıkıyor. Ve bu karakterlerin dört tane shifti oluyor. Yani ne demek oluyor bu? Altı saatte bir, buçuk saatte bir, on iki saatte üç saatte bir shiftiyle shift ilgilenmeniz gerekiyor. Shift ile ilgilenmek ne demek? Beslemeniz gerekiyor. Aslında shift demek doğru olmamış. 4 var diye de bir bunları beslemeniz gerekiyor. Beslemediğinizde ise biraz önce kalp demiştik ya. O kalplerden birisini yani canlarından bir tanesi yok oluyor. Beslemek için oyundan çıkarttığınız 10 adet token ile coin ile bir tane tavuk alıyorsunuz ve bu tavuğu 100 kere kullanabiliyorsunuz. Öldüğünde ise 100 coin harcayarak sadece 20 kere kullanabiliyorsunuz. Yani ne demek oluyor? Siz her shift'te kontrol ederseniz daha fazla kar edersiniz. Eğer ya ben shiftlere bakmayacağım. Tamam bu 8 saat çalışıyormuş. Gerisi önemli değil. 2 saatte bir shiftleri kontrol etmem derseniz daha az kazanırsınız. Bu oyunda dikkat etmeniz gereken şeylerden en önemlisi bir kere bu. Ve bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Oyunda güzel bir yakım gerçekleştirecek. Tamam çok güzel. Şimdi eski kaldığımız yerden devam edelim. Çalışmaya gönderdik. Ve daha sonrasında bu yoruldu arkadaş. Dinlenmeye göndereceğiz değil mi? Bomb kriptoda ne yapıyorduk? Hemen şuradan çek. Hemen şöyle tıklıyorduk. Rest'e tıklıyorduk. Oh tertemiz. Dinleniyordu değil mi? Bunu da maalesef öyle olmayacak. Bunun için dinlendirmeniz için bir de kazandığınız altınlarla yatak almanız gerekiyor. Yatakların da farklı çeşitleri var arkadaşlar. 3 tane yatak çeşidi var. Arkadaşımız örneğin şuradaki 18 saatliğimiz ya da bendeki örneklerden göstereyim. 48 saatlik 4 var diye demiştik değil mi? Ne anlama geliyor bu? 12 saatli bir benim bunu beslemem gerekiyor. Daha sonrasında 48 saati dolunca yataklardan bir tanesini alıp eve yerleştirmem ve bu arkadaşı da yine 48 saat boyunca dinlendirmem gerekiyor. Ne kadar çalışıyorsa o kadar dinlenmesi gerek. Dinlendirirken de aynı zamanda evlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Evlerin de çeşitleri var. Dandik evimiz yine, Ankam'ın evimiz, Reyer evimiz ve Unique evimiz var. Evlerin nadirliği ise içine kaç tane işçi yerleştirebileceğinizi gösteriyor. En dandik evde içine maksimum 10 tane işçi yerleştirip dinlendirebilirsiniz size oyun başında direkt bir tane free house veriyor. Yani bunları illa ev almak zorunda değilsiniz. Free house da yapabilirsiniz. Fakat unutmayın free house'un içine toplamda iki tane yatak yerleştirebiliyorsunuz. Yani iki tane işçi dinlendirilebiliyor. Bedava evinde farklı tierları var. Tier 1, tier 2, tier 3. Şuradan da görebileceğiniz üzere arkadaşlar tier 3'e şu anda belirli değil. Daha alfası oynanacak ve büyük ihtimalle orada test edip en ideal rakamı belirleyecekler. Tier 3'e çıkarttığınızda içine toplam 4 tane işçi dinlendirebileceksiniz. Ve sizden XXX coin isteyecek. Evlerinde kendi işlerinde farklı amblemleri var. Royal, Citizen, Warrior, Exile diye geçen bu amblemler. Şimdi benim karakterlerim üstünden konuşacak olursak ben de çıkartmışım. Fire çıkartmışım, Fisherman çıkartmışım ve Blacksmith çıkartmışım. Yani bu ne anlama geliyor? Örneğin, Blacksmith üstünden konuşalım. Blacksmith, Blacksmith burada. Eğer bana protector ambleminden bir ev çıkarsa ve ben Blacksmith'i bunun içinde dinlendirirsem, reste gönderirsem rest süresi %15 daha kısalıyor. Yani siz daha fazla kazanıyorsunuz. Özetle, eğer şu gruptaki karakterlerden varsa ve bu gruptaki karakterlerinizi enchanter'a gönderirseniz ya da diğerleri için de aynı örnekleme yapabilirsiniz. %15 daha kısa sürecek dinlenmesi ve bu ne demek oluyor? Daha erken çalışmaya başlayacak ve daha fazla kar sağlayacak size. Size sağlayacağı ikinci fayda ise yatak maliyeti tek seferlik bir maliyet değil, sürekli gerçekleşecek bir maliyet. Ve şuradan bakabilirsiniz, örneğin 74 saatte 135 koyuna alıyorsunuz ve siz kullansanız da kullanmasanız da o 74 saat sürekli işiyor. Yani Ahmet adlı karakteriniz sizin çalıştı 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 geldi dinleneceğim dedi. Siz yerleştirdiğiniz Ahmet 48 saatlik dinlenme süresi var. 48 saatlik bu karakteri bu yatağa koyduğunuzda kalan 36 saat arkadaşlar çöpe gidebiliyor. Boşu boşuna bu kadar para vermiş oluyorsunuz. O yüzden bunun hesabını çok iyi yapmalısınız. E, videonun başarısını demiştim. Evet 4 gündür 5 gündür biz bunun üstüne uğraşıyoruz. Ya hangisi en mantıklı olur? diye. Ben çok basit bir Excel hazırlamıştım. Murat diye bir arkadaşımız var. Çok sağ olsun. O ilgilendi. Çok güzel bir Excel'e dönüştürdü. Ve buradaki tüm karakterleri işte hangi rarity olduğunda, kaç saat çalıştığı, maaşının ne kadar olduğu, ne kadar gold getireceği, daha doğrusu token getireceği, var diye süresi işte dinlenme süresi vesaire her şeyi buraya kattık. Burası tabi tamamen gerçeği yansıtamayacak arkadaşlar. Teorik hesap üstünden yapacağız. Ama e, size hangisinden çıktıysa sadece buradakini 1 1 1 1 1 diye değiştirirseniz otomatik olarak size saatlik kazancınızı ve aynı zamanda günlük ne kadar dolar kazanacağınızı gösteriyor. Tabi şu yukarıdan da yatırım miktarınızı sizin değiştirmeniz gerekiyor. Oyuna girecek olan arkadaşlara çok önemli bazı uyarılar vereceğim. Birinci uyarı. Kesinlikle shiftlere dikkat edin. Sakın karakterin üstünde yazan saatliğe kalmayın arkadaşlar. 24 saatliğe 24 saatte bir bakmıyorsunuz. Sizin dikkat etmeniz gereken nokta bu yanındaki yazan shift süresi vardiya süresi. Çünkü siz vardiya süresinde bakmadığınız zaman kazancınızdan giderek düşüyor. En optimal en verimli olanı vardiya saatine göre belirlemek. O yüzden bu 6 saatmiş o tamam ben 6 saatte alayım 6 saat bana uygun diye bakmayın. 6 saatlik kaç var diye bölünüyor? 4 var diye. Yani 1,5 saatte bir sizin bununla ilgilenmeniz gerekecek. 1,5 saatte bir bakmak da <laughs> yataktan bahsederken hani söylemiştik ya yataklar belli bir süreden sonra kullanılamıyor. Örneğin yatağın toplamda 50 saati kaldı. Siz maalesef 72 saatli bu yatağı yerleştiremiyorsunuz. Yatağın kalan süresi tamamen boşa gidiyor. Bu da ne demek oluyor? Yatağın saatlik birim başına maliyetini bu yüzden çıkartamıyorsunuz. O yüzden bu Excel'de birazcık teorik kalıyor. Ama Bununla ilgili en iyi çözümü bulduk. Hangi işçileri seçmeniz gerektiğini bulduk. Ama bunu anlatması uzun süreceği için eğer yorumlarda istek gelirse arkadaşlar sizlere bir sonraki Worker Town videosunda hangi karakteri seçmeniz gerektiğini mantığıyla, matematik birlikte anlatıyor olacağım. Temel mantık olarak saatlere dikkat edin. İlk uyarımız buydu. İkinci uyarımız da çok 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 önemli. Ya şimdi bazı arkadaşlarımız da riski seviyor. Ben oradan direkt parasını verip karakter almak yerine daha ucuza bir kutu alırım. Her kutudan çöp de çıkabilir ya da öf en nadirlerinden prenses çıkar, queen kar diye düşünüyor ve marketten direkt kutu alıyorlar. Ama marketteki kutularda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, hemen şuradan filtre tıklayıp şöyle chest'leri seçelim ve size sıkıntının ne olduğunu göstereyim. Bu oyunda şu farklılık var arkadaşlar, kasayı açtığınız zaman size hem karakteri veriyor hem de boş kasayı veriyor ve daha sonrasında bu boş kasayı, boş kutuyu burada markette satan olanlar oluyor. Ve markette şöyle de bir problem var bu kasa açılmış olsa bile böyle kapalı gözüküyor diğerlerinden farklı olarak ve siz aa tamam bu kapalı hem de çok ucuzaymış e ben bunu alayım diyorsunuz bir alıyorsunuz kasa açılmış. Evet oyun yapımcıları da bunun farkındaydı Tofu NFT de bunun farkında ama çözüme odaklı şu anlık bir şey yapamıyor çünkü sebeplerinin çeyine işlenmesinden kaynaklı gecikme olabilir işte ee, elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bununla ilgili hiçbir sorumluluk bize ait değildir diyorlar olan size oluyor. Boşu boşuna boş kutu almış oluyorsunuz. Kutunun boş olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Validator Worker Town diye bir site var arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz hatta kendi duyurularından da bakabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey almayı planladığınız chest neymiş örneğimizdeki settir. Tamam mı? Buradan setleri seçtik ve almak istediğimiz kutunun sayısını buraya yazdık. Tabi connect wallet yapmamız lazım. Daha sonrasında bu sürekli connect'i soracak. Bir kere connect yapmanız yeterli. Geç de status dediğimizde evet gerçekten bu kasa açılmamış. Görselde de gözüktüğü gibi kutumuz tamamen kapalı. İkinci uyarım da buydu. Marketten alacağınız tüm kasaların açılıp açılmamış olduğunu kontrol edin. Görselde kapalı bile gözükse aldığınız kasa aslında açılmış ama blok e işlenmemiş olabilir. Buraya geç yansıyor ve boşu boşuna bir ton para kaybedersiniz. Aman dikkat edin. Peki sabah köründe hala Size neden bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum? Discord'da normalde bunun duyurusunu geçeceğim ama Discord'a gelmeyip de izleyen sizler için arkadaşlar hemen şu duyurudan bahsetmek istedim. Landlord Chest satışı var. Landlord Chest'ta bir ev çıkacak. Ve bu evlerden duyurulara bakarsak e, evlerin %70'inde amblem olacak. Evet normalde ev açtığınızda normal çok dandik bir ev de çıkabilir. İlla amblem olacak diye bir şey yok. Amblem varsa ne aile Ama bu satışa özel 80'inde amblem olacak. Yani 10 daha fazla amblemde çıkarma şansınız var. Ha, alıp kullanır mısınız, kullanmaz mısınız, o tamamen size kalmış. Evet, riskli mi? Hala riskli. Ama baktığınızda marketi birazcık incelerseniz e, fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini görebilirsiniz. Ben ne yapmayı planlıyorum açıkçası. Eğer bu satıştan hak kazanırsam, bu satıştan hak kazanabilmek için de bu arkadaşların bu formunu doldurmanız gerekecek, White almanız gerekecek. Eğer bana çıkarsa e, benim tahminim şu anda 450 dolara satılacak bu. Kafadan 1000 dolara satarım. Kafadan 1000 dolara satarım diye düşünüyorum. Hani neden fiyatının bu kadar artacağını düşünüyorum? Çünkü hemen şuradan sizlere göstereyim. 5 dolara aldım. Şuradan da siz görebilirsiniz. Kasalardan bana en dandikleri çıktı arkadaşlar. Şimdi en düşük şu gözüküyor ama arkadaşlar bu açık arttırma usulü devam ediyor. Aslında hemen al fiyatıyla en düşünün bu olduğunu görebilirsiniz ve bu da yaklaşık olarak 60 dolara satılıyor en dandiğinden bahsediyorum arkadaşlar en dandiği bile üstüne yaklaşık %20 bir fiyat koydu ki 450 dolarlık bir şey çok daha nadir bulunuyor ve güzel bir amblemde çıkartırsanız öf 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 ayın 16'sında bununla ilgili de o artık o gün hangi videoyu atarım bilmiyorum başında ne olduğunu bitti diye küçük bir bilgilendirme atarım size eğer kutudan alabilirsem Landlord Chest'ten alabilirsem. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.